Şimdi değerli arkadaşlarım, biz size bugün Kadriye ablamla beraber sağ olsun geleneksel olarak kullanılan yapılan peynir mayasının nasıl yapıldığını, o mayadan da nasıl peynir yapıldığını göstereceğiz. Şimdi Kadriye ablam şöyle 10 litrelik bir bidonun tabanına bir su bardağı kadar ıslanmış nohut bıraktı, değil mi Kadriye Evet, ablam? evet. Şimdi şu peynir altı suyunu, şu bizim göl su dediğimiz suyu içerisine dolduruyor. Yarısına kadar da olsa da yeter herhalde, değil mi He, Kadriye yeter, abla? yeter. Hani şeyine göre. Gayet güzel tutturmuş. Ben beğendim. İşin açığını söyleyeyim. Peynirden de şurada var. Tamam, onu da gösteririz. Doğradım da fazlası kaldıydı. Şimdi bu mayanın içine başka ne giriyor Kadriye abla? Fasulye, Fasulye. kendime. Kendime dediğin yarma diye Evet, biliniyor. yarın hiç Yarma. öyle biliyor. Nohut, Nohut. şeker, Şeker. üzüm atarlarsa üzüm atılıyor. Üzüm. Bir Üzüm. Ürgüp üzümü değil mi? Siyah Evet, üzüm. siyah üzüm. Hı. O yoğurdu Baş. ben onu atmadım, atmıyorum. Tuz, bayağı bir şöyle bir su bardağından fazla tuz atın. Tuza, tuzu bayağı oluyor. Evet, He. tuz olacak ki şeyini, kıvamını getirecek şekerinden tuz. Bir de ben şey getirdim, onu da atalım diye. Siyah da Siyah. bak, O onu da çok atmayacaklar. Çok atarsa gözlendirir. siyah dediğimizde arkadaşlar, burada siyah diyorlar da şeyde şap diye de biliniyor. O da kaya tuzunun bir türü yani. Daha farklı. Dur, şimdi içerisine onu. Bir su bardağı nohutu koyduk Kadir yaptım. Şimdi bir su bardağı kadar da kuru Fasulye. fasulye, değil mi? Önce. Biraz kuru fasulye. Islattıydı önce de. Bir su bardağı kadar da kendim hepsi. Yarma, bir su bardağı kadar da. Şimdi bunların hepsi sizin değil mi? Yarması, Evet, hep ev şeyimizin. fasulyesi. Şimdi Kendi bahçemizde. tam organik maya yapıyoruz Evet. arkadaşlar. Şurada yazmış Tuz, şeker. Bu da şeker mi? şeker. He. Çay şekeri. Toz şeker. Onu da bayağı attın Kadir abla. İçilecek ki sündürüyor ya şeker. He. Bir su bardağına yakın da ondan koydum herhalde, değil mi? Evet. Heh, bir su bardağı da Tuzumuz. tuz. Sarhanamız var. Şimdi sarhanağı da gösterelim. Islattın herhalde, değil mi Kadir Evet, Yatlı? yıkayayım dedim. Şimdi asılıydı ya. Bu kuruydu arkadaşlar. Kuruydu. Tuzladık, kuruttuk. Evet. Bu büyük ya da küçük baş hayvanın kursağı olarak geçiyor. Kurutulmuş, Yani tuzlanıyor. anca. Evet. Tuzlanıyor, kurutuluyor. Ama ben şey bilmiyordum, onu Kadir ablam söyledi. Dişi hayvan kursağı olacakmış, öyle mi? Evet, annem dedi ki dişi olursa daha iyi tutturur dedi. Onlar hep tecrübe. Böyle kuruluyor bir mazhabi. Onu başını dolduracağız. Doldurduk, gayrı kurduk. Üzüm atmıyoruz biz buna şimdi, değil mi? Üzüm olursa atıyor, yok üzüm yok da Üzüm atmaz. şart değil yani, değil mi? Yok yok, incir atmak isteyen incir de oluyormuş. Tatlı tür ya. Şeker yerine belki onu, değil mi Şeker de acaba? atılıyor, ondan da Anladım. atılıyor. Anladım. Şimdi bunu nasıl olana kadar kaç gün bekleyecek Kadir Yaplar bu? Bu bayağı 15 gün 20 gün bekliyoruz Yılmaz abi. Güneşte, sıcakta mı bekliyor? Sıcakta, ben evde durdurdum, ev sıcaktı ya, soğuk ya Ha, incir. o da sıcaklığında Evet. bekliyor. Anladım. Şu suyu içine onu da çıkış ettim yanına gelsin. Hani torbalı kaynar suda dökülürse daha güzel Ha, toplanıyor diye. peyniri çorbalarken. Evet. Kaynar suya şöyle koyayım da. Çık yanına. Tam doldurdu 10 litre. Şu şekilde arkadaşlar biz mayamızı
kurduk. Şimdi bunu isteyen mesela başından aldıktan sonra azaldıkça peynir üstüne suyu. Su koyabilirler. Yoğurt suyu olsun, peynir suyu olsun. İlave ederler üstüne. Ben ona öyle ettim. Anladım. Kullandıkça eksildikçe kullanılabilir. 20-25 gün maya kendine geliyor ya. Sarhana içinden çıkaracağım. O bir daha kullanılmıyor değil mi? Kullanılıyor. Kullanılıyor mu tek? Yorulmadığı sürece kullanılıyor. Evet. Şimdi sen normalde bunu kurmayacaktın ama ben istediğim için kurdun evet, değil mi Kadir? Sağ ol Kadir abla, evet. Teşekkür ettim. Şu yani. Organik. Ben bu sarhana kullandıydım mı? Mayamız. Geri tuzladım, kuruttum. Anladım. Şurada da olmuşu var, onu da gösterelim. Evet, o da olmuşu. Şu da Kadir ablamın peynir yaparken kullandığı arkadaşlar. Sütüne göre de mayası. Mesela bu olmuşu kaç gün bekler Kadriyat'ta? Kaç gün kullanılabilir? Durur, bayağı durur. 2-3 ay kullanılır durur, mı? Durur, ha, evet. Öyle de. Böyle yani şey yok, bozulması neyi yok. Bozulması falan yok. He. Şunlar da yaptığın peynirler değil mi? Evet, bunlar da yaptım. Kimi evlatlarına, kimi sipariş. Sipariş. Sipariş de var değil mi? Evet, hep sipariş. Peki Kadriyat'ta şey fark ediyor mu? Normal peynirinden, normal mayayla şu... Bunlar onun arasında çok fark oluyor. Lezzet yönünden fark tabii, var. Tabii ondan da çok güzel oluyor. Bu hani hazır maya çok durdu mu acıyor peynirler. Hmm. Ama bunda acıma olmuyor. Bir şey olmuyor. Evet, bu ne da olsa kendi şeyimiz. Tamam. Evet. Kadir abla teşekkür ederim. Bir beni şey kırmadın. Ellerine sağlık. Bir şey diyelim. Bu da siyah. Siyahı da atıyor. Şapı unutmuşuz arkadaşlar. Bir daha sayalım mı malzemeleri Kadir abla? Bir bardak nohut. Bir bardak fasulye. Bir bardak yarma, bir bardak şeker, bir bardak tuz. Su bardağıyla bunlar. Evet, hep su bardağıyla. Hani çok kurarlarsa fazlalaştırır miktarını. Bir parça da şap. Evet. O da zaten şeyde satılıyor, baharatçılarda satılıyor evet. Arkadaşlar. Ben getirdim Kadir yaplama. Şöyle 10 litrede peynir suyu. Sarhana. İçinde de sarhana. Bizim dediğimiz işte bu şırdan denilen hayvanın kursağı arkadaşlar. Bu şimdi doğa şırdan mayası oldu. Evet. 15 gün bekleyecek. 15 gün 20 gün beklesin. Oda sıcaklığında. Evet. Ondan sonra işte 10 kilo süte bir su bardağı. Ecik şöyle bahalar tut peynire ecik akıtsınlar baksınlar suyu süte bir bardak su deneyin. Denemelik. Evet denemelik. Tutturuyorsa kullanabilirler. Evet 15 gün sonra 10 kilo süte bir su bardağı olacak şekilde isteyen kullanabilir. Evet. Tamam. Şimdi bu peynirimizi yaptığımız mayayla yapacaksın değil mi evet, Kadir abla? Evet, Yılmaz abi onunla yapacağım. Şimdi süzdün. Bunu ılıtmıyoruz. İneğin aslında, memesinden çıktığı gibi mayalanıyor. Çıktığı gibi mayalık. Aslında ısınıyor hani sabah suyu ineğinle de. Böyle şey diyor. Tamam. Mayamız bu oldu bizim. Evet. Karaladım ben bu su bardağıyla şişeye atıyorum. Burada kaç kilo vardır? 13-14 kilo vardır burada süt herhalde. 10 kilo süt var. Dün götürdüler ya. Öyle mi? Evet. Öyle oluyor. Hmm. Bunu da bayağı da biraz yapayım. Bu da tuttum üstüne kaynar su döküyor. Hani soba yakarsam soba da kaynar diyorum. Yoksa enerjiden döküyor. Anladım. Evet. Karıştırıyor, üstünü bastırıyor. Ağzını örtüyorum, tutuyor. Ne kadar sürer bu Kadir abla? Biraz fenli mayaya göre uzun sürüyor herhalde değil mi bu? Diyorum ya, incik saat kaç? 6 herhalde. 6 herhalde. Herhalde. 9'da olur. 9'da torbaları. Üzerini kapatıyoruz evet. Soğumasın diye. 3 saat sonra o zaman biz bunu torbalayacağız. Evet. Tamam. Allah nasip ederse öyle olacak inşallah. İnşallah. Şimdi 3 saat geçti değil mi Kadir abla? Altı da mayaladık. Vallahi gayet de güzel tutmuş. Evet çok güzel tutarımız ya babacığım. Telemesi güzel. Teleme diyorlar değil mi şuna? Evet tutmuş. Tam işte şeyini kıvamını almış.
Şimdi sen normalde sabah mayalıyordun. Evet, ben sabah mayalıyordum. Biz çekim var deyince Kadriye ablam sağ olsun. Dur benim. Mustafa amca centilmen, bak yardım ediyor eşine. Yaparım yaparım. Ya giderim ben ya. Şimdi o yaptığımız peynirin bu da torbalanmış hali değil, evet, mi Kadir? Doğranacak hali. Taze bugünün peyniri. Evet değil evet mi? Bugünün peyniri. Sünmesi nasıl, güzel sünüyor mu hamur içinde? Çok güzel sünüyor. Güzel sünüyor değil mi? Lastik gibi sünüyor. Şöyle tuttu muydu? Şöyle içtikçe yesin geliyor. Şunu da göstereyim. Şunu bize anlat. Şu ne Allah aşkına ya? Ne şu çöp ne ya? Sütü belli yokunda aşırmayı koyuyorsun. Ne bu değişik çöpü diyorsunuz değil mi buna? Bu ölçeğiniz sizin yani. Evet, şurada mesela alıyor, şuraya dolu kertiyor, unutmamak. Dur için. Şimdi bilmeyenlere söyleyelim. Şimdi bazen oluyor ki tek evin sütü peynir yapmaya yetmiyor. Evet. Ya da her gün her gün uğraşmak istemediğiniz için. Yani köklü olsun, eşli olsun, çabuk yapak değil. Komşularla değişik yapıyor. Ödünç alıyoruz, ödünç evet, veriyoruz. Evet. İşte ödünç alırken bizim burada öndüç derler arkadaşlar. Ahanda bu çöp kullanılıyor. Şimdi bunun üzerinde bakın, ben size göstereyim. Şu çentikler var. Evet. Şimdi alttaki çentikler ne işe yarıyor? Bunlar üstteki... yarım aşırma oluyor. Aşırma dolmuyor ya. Hmm. Nadara geliyor mesela, ız geliyor. Onu oraya belli. Onu alıyor, birbirine vuruşturuyor. O zaman dolu diyor. Şimdi sen mesela verdiğin zaman bunu süt komşuya götürdüğün evet, zaman şunu süte tutuyorsun, doğru mu? Evet. Yok, hadi, hadi bize onu bir anlat ya. Dur. Ben çocukluktan beri kafamı karıştırır arkadaşlar. Şu. Mesela şu aşırma. Tamam, bu senin süt sütün. Bu kadar, evet. Ben de şu ev sahibiyim. Evet. Anlat şimdi, hadi bakalım. Bunu buradan getiriyor, şöyle belliyor. Senin kendi aşırmanla değil mi? Evet. Tamam. Ondan sonra buraya bıçağına işaret ediyor. Delik üstünde getirdim miydi, bunu yine yarım oldu mu başına dolduruyor bunu. Hmm. Ne oluyor o zaman, bir aşırma süt oluyor. Şimdi o da sana ödediği zaman şu evet, çentiyi ne yapıyor? Şuradan, onu siliyor. Şuradan yontuluyor evet, arkadaşlar. Bıçağına siliyor. İşte onu. Anadolu zamanında. Anadolu'da buraya doları işaret ediyor. Ödedikçe siliyor tek tek. Ha şunlar da he, kova miktarı şunlar evet, da. Evet. 3 aşırma süt oldu incik burada. İşte zamanında evet, ölçü yok, litre yok. Anadolu insanı evet, böyle basit bir bunlara yöntem. Evet. Kullanmış. Anca öyle diyorsa unuturum. Ama neden? Güzel bir iğdacı kullansaydın daha güzel olurdu. Ama iyi de kullanırlar değil mi normalde? Ketçap kullanırız. Yeter ki temiz bir şey olsun. Tamam Kadriye abla. Ellerine sağlık. Bir şey diyelim. Burada Kadriye ablamın hazın evi dediğimiz kileri. Evet. Şöyle kullandığı malzemeler, peynirler, her şey, turşular. Burada ne var? Burada ne var? Aç aç. Kaygan. Aç aç. Ha. Bura hazine. Şeyle. Orada da turşularımız, reçelimiz var. Evet. Yapraklarım var şurada. İyi Kadir yaptı. Ellerine sağlık. Şey teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Gecenin bu vaktinde Allah, maya yaptın. Allah razı olsun. Sen hadi Allah'a emanet ol. Sen de güle güle.